Mesut Özil'i. Evet. 4 numara peki. Ahmet Kural'la ilgili haberimiz var. Ahmet Kural'ın son filmi Baba Parası'ndaki Kıbrıslı Selim karakteriyle ilgili öyle paylaşımlar yaptı ki herkes filmi daha da merak etmeye başlamış. Ancak herkesin merak ettiği bir şey daha, Ahmet Kural sevgilisinden ayrıldı mı? Şimdi yaşananları bir aklımıza getirelim. Sıla şiddet gördüğünü iddia etti. Doğru mu değil mi Allah'la onun arasında. Sonrasında ne oldu? Mahkeme sonuçlandı. İkisi de zor günler yaşadı. Ahmet Kural işte şiddet uygulayan kişi olarak gösterildi. Sonra ne oldu? Sıla konserlerine devam ediyor. Hem de daha da kalabalık bir şekilde yeni şarkılarını yapıyor. Hatta evlilik kararı aldığı bile söylendi. Dedikodular o doğrultuda Hazar Amen ile. Ahmet Kural'ın yeni filmi çıkıyor ve sevgilisi var. Onunla da ilgili işte iddialar ortada. Yani hayat devam ediyor, programları devam ediyor, işleri devam Aşkları ediyor, devam ediyor. aşkları devam ediyor. Yani bu ülkede... Unutmayın ki dizi... Ya hiçbir şey olmuyor. Şöyle, bence ama senin... Hiç etkilenen yok bu işte, olaydan. İşte fotoğraf öyle ama bence Ahmet bir tık bu olaydan etkilendi. Ben Ahmet'in İş olarak etkilenmedi. Ama işleri iptal edildi biliyorsun. Ya o sıra şimdi ne oldu? Bu filmle birlikte bakacağız. Tekrar reklam almayacak mı zannediyorsun? İnşallah işlerini herkesin devam etsin ki sağ sola salça olmasınlar. Böyle bir durum oluyor ya. Millet mutsuz, herkesi salça oluyor. Ben anlamıyorum yani. Herkesin işi gücü olsun, herkes bir şeye konsantre Evet, olsun. Başkalarının herkes mutlu hayatlarıyla olsun. ilgili böyle şunu yapalım bunu yapalım diye kurmasınlar. Bayağı plan proje yapıyorlar ya evde. Şunu da yapalım bunu da yapalım, mutsuz Doğru olsun. diyorsun Bircan Bali. Elimdeki bunu yani sanki ekonomi haberi Evet hocam. sunuyormuşum gibi. Dinliyorum Şunu hocam. şöyle. Selim gibi değil de Ahmet'le alakalı özellikle o bu iş bitmedi, temize gideceğiz dediğindeki etkisini üzerinde çok büyük görüyorum. Ben Ben hiç sen görmüyorum. inanmıyor musun? Herkes mutlu, herkes Ya orası öyle unutmuş. tabii, mutlu olacak ama bence o dönem Ahmet çok büyük sıkıntıdan O geçti. dönem ama anladın mı? Bunun devamında mesela Ama zaman ne kadar enteresan bir evet işte kavram her ya. şeyin Her ilacı. şeyi unutturuyor. Yani her şeyi unutturacak tek şey zaman. Bu zaman da bir yıl oldu yani onlar bunu yaşayalı neredeyse. Geçen sezonu konuşuyorduk. Geçen sezon sık bunu konuşuyor. Bak şimdi Peki şimdi evleniyor Sıla. sevgilisiyle bak sen hemen tepki gösterdin. Diyor ki ya benim sevgilimle ayrıldı haberleri çıkıyor. Neden çıkıyor? Instagram'da birbirlerini takip etmiyorlar. Kızımızın hesabı var mı onu da bilmiyoruz. Varmış, bir tane var ama ya O mu? izleyiciye de sormak istiyorum. Sevgiliniz sizi takip etmeli mi, etmemeli mi? Diğer lafa bak. Ben sevgiliyim diye takip etmek zorunda mıyım dedi ya. Nasıl ya? Herkesi takip ediyorsun. Onu niye takip etmiyorsun? Bir onu sorarsın. Sıla ile Bir de takipleşiyorlardı. ben zaten her şeyi sevgilim için koyarım ya oraya resmi. Ha. Yani evet yani kusura bakmasın ama Aa, demek öyle. o bakarım, önce ona bakarım yani, o görmüş mü, sevdiğin adam, sevdiğin kadın için koyarsın. Ben tam zaten aksi düşünelim. Benim erkek arkadaşımın asla Instagram hesabı olmayacak. Sosyal medyada Olsa gezmeyecek. takip etmez misin? Olsa ederim. Hatta bazen kim yapmıştı onu? Stalker mı? Hadise dedim yine. Aslı Enver'le Murat Boz mu yapmıştı? Tek birbirlerini takip etmişlerdi, hatırlıyor Çok, ay musun çok ilk baş? güzel değil mi? Çok güzeldi. Aa, O bence olabilir. var ya, bence olay, bence çok mantıklı. Ahmet Kural bunu söylüyor. Siz ne diyorsunuz? Kesinlikle. Sevgiliniz sizi takip etmek zorunda mı? Ya da Siz zorunda mıyım? sevgiliyseniz takip etmek zorunda mısınız? Siz de düşünün hani. Aman etmiyorum ya diyebilirsiniz. Ama sadece erkekler yazmasın, kesinlikle şey diyecekler Ece. Evet ya, haklı Ahmet Kural diyecekler kesin bak. Evet. Bak biz birçok yorum geldi. Şimdi o yorumlar gelirken ben de şunu söyleyeyim. Başrolünde oynadığı Baba Parası filminde de Kıbrıslı Selim rolüyle gülmekten kırıp geçirecek. Yani o şey lehçeyi yapacak mı? Ne yaparsın edersin Napan. iyisin ama. Hoş gelmişsin. Hoş Değil mi? gelmiş. Hoş gelmişsin. Hoş gelmişsin var mıydı Kıbrıs'ta? Va, Kıbrıs hoş. lehçe. Hep ben öyle Ha. karşılıyorum. Hoş gelmişsin. Hoş gelmişsin. Ne yaparsın? Napan. İyisin. Napan. Evet ben 3 yıl bir de Kıbrıs'ta yaşadım ya bütün Kıbrıslara. Yani bu mu o şey Selam. karakteri? Kıbrıslı. Kıbrıslı Selim. Kimdi? Buray da Kıbrıslı biliyorsun. Öyle Buray mi? şarkıyı söylerken Türkçe muazzam konuşmaya başlıyor. Nasıldı? İyi geçti Ya bu konser. şarkıda bir böyle bir büyü var biliyorsun değil mi? Yani şarkı söyleyince bir tane kekeme mi diyorlar? Kekeme bir şarkıcı vardı, Hüseyin Turan. Şarkıda takır takır söylüyor Çok adam. Şarkı güzeldir bitiyor, sesi de adam evet. konuşmuyor falan. Enteresan bir büyüsü var. Feridam tabii ki etmeli. Hiç mi merak etmez? Ya da her an yanında olmadığında fotoğrafıyla yetinsin. Olmaz edecek diyor ama yani stalklayabilir. Yani gizlice takip edebilir. Tuğçe Hanım da diyor ki, ha beni etmeyecek başka kadınları mı edecek? Yok artık diyor. Yani evet, ne alaka değil mi? Yani başka kadınları mı etsin, seni etmesin de Ya. Tuğçe, doğru söylüyorsun. Mahmut fark etmediniz mi? Demiş. Ben etsem ne olur, etmesem ne olur ama beni takip etmesi lazım diyor. Neyi fark Yok, etmedik mi? öyle bir şey düşünmüyorum. Evet.
şey söylemiş de söylemedim. Allah Allah. Sürpriz olsun. Ha peki. Evet. Başka? Susmayın diyor Bilal. Konuşalım. Evet ama şey yorumları okuyoruz bir Yorumları yandan. okuyoruz ama. Bilal. Kesinlikle çiftler birbirlerini takip etmeli. Ne demek etmemekmiş yazmış. Bir izleyicimiz kızmış da yani bu duruma. Ege İlan ne Heh. diyor? Sıla kendini gündemde bırakmak için Ahmet kuralı kullandı. Ahmet'i kullandı diyor. Zaten ben hiç inanmıyorum şiddet gösterdiğini. Sıla'nın da böyle bir şeye ihtiyacı olduğuna ben inanmıyorum açıkçası. Evet ama sen de söylediğin gibi Sıla'nın konserleri daha da kalabalık hale Evet geldi. ama Ahmet Kural da yeni filme başladı. Öyle. Aa, Tamam. bak şimdi. Ne? Çok enteresan bir yorum, bunu okuyacağım. Sizi çok seviyorum, dobralığınızı çok seviyorum. Ben 5 yıllık evlilikten sonra da boşandım. 9 ay sonra geri barıştık kocamla. Şimdi gıcıklık yapıyorum. Bana takip isteği yolladı, kabul etmiyorum diyor. Ama sizin davanız Aa, başka. şu da güzel. Heh. Mesela sevgilinle veya işte kocanla, karınla kavga ediyorsun. Engelliyorsun o sırada. Instagram'dan, Onu işte çok Twitter'dan, doğal. sosyal medya. Sonra barışıyorsun. Erkek tarafı diyor ki, ha ben engelledim ya, takip etmiyorum seni diyor. Bunlarda da öyle bir şey olmuş olabilir mi? Mesela kavga Olur. ettiler, birbirlerini engellediler. Sonra tekrar barıştılar. Olabilir. Ahmet de diyor ki yani ben de takip etmiyorum Bu seni. konuyla alakalı anneyle babamın enteresan bir diyaloğu var. Babam sürekli anneme arkadaşlık isteği yolluyor. Annem kabul etmiyor. Babam diyor ki sen niye benim arkadaşlık isteğimi kabul etmiyorsun? Annem diyor ki sen benim arkadaşım değilsin. Güzel değil mi? Çok Ben güzel. anasının kızıyım Anasının kızı ya. Çok çünkü. iyiydi. Evet. O az sonra Acun Ilıcalı canlı yayın konuğumuz olacak. Bu bana çok kötü oldu. No, ayva sen daha Eyvah. kaybettin Bilal Özbil ile Acun iddiaya girdik bugün. Acun Ilıcalı. dedim Evet, Acun gelemeyebilirim, birazdan işleri geleceği yoğun. söyledi. Hayır dedi, gelecek dedi. Pazartesi günü ödememi yaparım diye Lütfen ödemeyi yap. hediye alacağım. Evet. Sıradaki haberle devam edelim mi? Edelim efendim. Cem Anıma bir Yılmaz. fotoğraf atıyorum ve bir şey söyleyeyim mi? Hemen Eyvah. paylaşalım. Eyvah. Bizi Ne yani bakayım? resmen izleyip cevap vermiş Ahmet Kural, bir bakın. Takibe takip. Şimdi mi paylaştı? Evet, 4 dakika önce Ahmet Kural'ın paylaşmış. hemen söylemezsem olmazı Bunu bir verelim. bakın da hemen yazalım onu, gösterelim Ahmet. izle. Ya tabii seyirci de diyor takip et takip et deyince. Bizim izleyicinin Gücü. bak gücünü gördünüz mü? Ahmet takibet aldı hanımı. Evet. Hanımı dedin, Allah Ama söyletti. bilerek söyledim, hanımıdır işte ya, ne Ama diyeyim. şimdi evlenecekler mi acaba? Evlensin ama, O ne zaman bilsin. buna da bir cevap bekliyoruz Ahmet Sen Kural'dan. de dur şimdi, 2 tane cevap arka arkaya. Olur ya, belki olur. Takibe Ahmet takip. Kural bakın biraz önce ne yaptı biliyor musunuz? Takibe takibi. Sevgilisini takibe aldı Ahmet Kural. Hani bunu şu an televizyonu açanlar diyebilir. Bunlar delirdi mi? Neye seviniyorlar diye. Yani şöyle söyleyeyim, storiesine takibe takip yazdı. Eğer dedi ki sen beni takip edersen güzelce ben de edeceğim dedi. Haber şuydu. Sevgilisini takip etmiyor Ahmet Kural ve ayrılık dedikoduları çıktı. Bunun üzerine basında diyor ki niye takip etmiyorsunuz? Arkadaşlar diyor ben sevgilimi takip etmek zorunda mıyım Çok diyor. tatlı değil mi hareket ama? Zorunda mıyım zorunda mıyım? Sonra burada konuşulunca da şimdi de Ahmet Kural takibe takip diyerek sevgilisini takibe Şöyle aldı. söyleyelim. Ya sevgilisi ya da Ahmet bizi izliyor. Valla biz sizi mutlu olun istiyoruz. Ya tam bir takip edecek siz Evet. birbirinize. Hatta kim kimin storiesine önce bakmış, sonra bakmış, likelamış mı, likelamamış mı? Onları görmek için bile Instagram'a tadı başka oluyor Evet. sevdiğinle. Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrollerinde oynadığı Baba Parası filminin basın gösterimi önceki akşam yapılmış. Gece sevgilisiyle, Avukat sevgilisi avukat Gizem sevgilisiyle. Çelik'le. Niye avukatı özellikle vurgulamak istediniz hanımefendi? Çünkü şimdi yeni Avukat moda eşiniz avukat, vardı ya mi? avukat yeni moda. Ha. Evet. Bir şey niye söyledin? Peki. Anlatayım mı? Nedir? Yok anlatmayalım. Geçelim bence Geçelim, tamam haberimize. geçelim. Ahmet Kural evleniyor. Buyurun. Tam böyle Peki Ahmet yakalandım. nerede evleniyor Ececiğim, burada? Hayır şimdi dur gelecek değil mi röportajı gelecek. Şey el eleler. El ele her yere çıkıyor. Evlenecek diye de her yerde söylenti var. Bence kendisinin de bir tepkisi var galiba. Yani tepki derken bir refleksi var. Bence O evlenecek. bence de evlenecek. Evet. Ben bir de Ahmet'in o ilk defa elmacık kemiklerinin parladığını gördüm. Yani gülünce parlar ya şöyle elmacık kemikleri. Mutlu diyorsun. Vallahi mutlu Bir gördüm. gösterelim İlk bakalım. bak. Bayağı Ha, parlak parlak belki yani. cilt bakımı yaptırmış ondan parlıyor yani. Basın gösteriminden önce bir cilt bakımı diyorsun. Evet. Muhteşem bir kadroyla çok Sakalı güzel bir film gitmiş. geliyor. Baba Parası. Çok iyi bir film olduğu aşikar. Dün de biliyorsun Ali Atay'ın filmini verdik değil mi? O da çok güzeldi. Neydi? O Cinayet Süsü. Cinayet süsü. O da Şimdi çok güzel. röportajı hazırmış. Bir izleyelim Ay, mi? hadi verelim Ahmet bakalım. Kural mutlu mu değil mi? Karar verelim. Ha, yani 5 aylık bir Ececiğim, ilişkimiz var. Evlenecekler. evlenirler. Ama yine bak, yine erkek, yani böyle sorulara cevap verilmemesinden yanayım. Eğer cevap hayırsa. Yani 5 aylık bir ilişkimiz var. Zamanı gelince yapacağız. Daha çok yeniyiz. Daha birbirimizi tanıyoruz. Hayırlısı. Hayırlısı. Kısmet. Bak, kısmet, mis gibi Evet. cevap.
Kısmet. Ama çok mutlu gördüm. Kız da çok tatlı. Genç bir kız bir de. Çok genç bir kız bence. Ahmet'le arasında yani Sıla bir önceki ilişkisi ya çok ciddi bir yaş farkı Ahmet var. zaten bence evlilik adamı. Yani isim vermeyeceğim şu an çünkü sevgilisi var ve çok mutlu görünen bir beraberliği olduğu için de. Şimdi Ahmet uzun süreli ilişkilerin adamı. Nişanlanmıştı değil mi? Çıkıyor, nişanlanıyor. Sıla ile o gün o tartışmalar yaşandı veya yaşanmadı bilmiyoruz bildiğimiz kadarıyla. O gün evlilik konuşuyorlarmış mesela. Tabii aile yemeğinden Aile dönmüşler yemeğinden falan. dönüyorlar. Yani aslında Seviyor düzenli evet hayatı değil mi? düzenli hayatı, evlilik hayatını çok aslında isteyen ve özlem duyan birisi. Babası da biliyorsun polis memuruydu galiba değil Evet mi? ya emekli değil mi? Emekli ve güzel bir ailesi olan ve aile kurmak isteyen bir Ahmet Kural var. Ve yakında da bence evlenecek bu hanımefendiyle. Bence de öyle olacak. Şimdi sadece şöyle bir şey söyleyeyim. Hani magazin yorumu yapmak için yapayım. Şimdi bir kadın, Evet. bir avukat Evet. ve geçmişte çıkan haberler. He. Yani bu Evli aslında olduğuna dair haberler çıktı. ben Ahmet'in geçmişinde çıkan haberlerden bir kadının nasıl etkileneceğini merak ediyorum. Şiddet konusu. Bir de avukat bir kadının haklarını çok iyi bilen, haklarını çok iyi savunabilecek, her platformda haklarını savunabilecek bir mesleğe sahip olan bir kadının Ahmet'le ilişkiye başlamasındaki nüansa dikkat etmek istiyorum. Yani bakın bir kadın buna inanmamış. Kaldı ki Ahmet Kural'ı savunan da bir kadın avukattı. Yani enteresan bir Aybircan doğru şey. veya değil bak şu an bir şey söylemiyorum hani şiddete ama biz neler gördük ya. Yani adamı sille tokat kadını dövüyor bunu da biliyoruz. Ama sonra bir bakıyorsun bir hafta sonra başkasıyla el ele ve yanında yine bir kadın Evet. elini tutuyor kadın. İşte Yani bu oluyor ama tabii bu ilişki için söylemiyorum. Belli ki kız inanmamış. evet İnansa ben de bunu genel olarak yapmazdı. söylüyorum Evet. ama genelde görüyoruz yani Evet olanı da tabii canım görüyoruz. gördük biliyoruz yani. Maalesef. O da bile labese giriyor. Tabii burada çok daha tazeler. Umarım böyle agresifleşmeyecek kadar keyifli bir ilişki devam eder. Yani agresiflik kötü Ece. Aslında basın gösterimine gidiyorlar. Baksana sorular da enteresan ha. İşte Evet evli yanınızdaki olduğunu. sevginizle ilgili evli oldu. Ay Şimdi o çok haber gıcık neydi? Bu aslında. hanımefendinin evli daha sonra boşandığı değil mi? Yani Ahmet'i tanıdıktan sonra boşandığı mı? Yok. İlk sevgili oldukları çıktı basında. Sonra hanımefendinin evli olduğu çıktı. Ama hanımefendi de açıklama yaptı. Ben çoktan Ha, boşanmıştım diye. yalan yani o Evet, haber. evet, Peki evet. yani ama böyle bir haber çıkması. Evet senin o bakış dediğin bakışlardan bir tanesi yine. Ama ben dediğim gibi o diğer bakış daha güzeldi ama sonu kötü oldu. Önemli olan bakmak değil ya, görmek. Gördüm. Çok sevindim şu an bu habere. Allah Allah. Kendi yorumuna gülen kız. Önemli olan bakmak değil, görmek. Doğru değil Görüyor mi? mu? Görür inşallah. Evet ne diyorlar? Zamanı görür Allah. Ege diyor ki Ahmet Kural Sıla'dan kurtulduğu için mutlu diyorlar. Ya Sıla da çok mutlu Hazar Bu arada Ameni'yle. kurtulmak bir taraftan kurtulunca öyle olmuyor. Yani Ahmet'i dava eden Sıla. Bu Evet. durumda Sıla da kurtulmuş olur. Tabii. Hani Sıla'nın arkasından daha iyi Sıla'dan kurtulacak bir kadındı diyemeyiz bence. Peki bizim o yorumlara ne oldu? Ya bunlar barışırsa, ya şöyle olursa, böyle olursa diye Neyse ki konuştuk. barışmadılar. Barışmadılar. Neyse ki biz burada söylediğimiz her şeyi yemedik. Evet, Çöpü tabii. de attırmadılar bizi. Tabii. Düşünsene biz sabah akşam mesai yapıp yorum yapıyoruz. Bunlar ertesi gün barışıyor. Ne bu? Evet. Ne bu Olacak yani? iş değil yani. Olacak iş değil. Evet, şimdi bakalım neler olacak bu çift arasında deyip diğer haberimize geçiyoruz.